Medyaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 11 Mayıs 2020 Pazartesi. Ben Tamer Durak. Gündeme geçmeden önce Medyaskop'un internet sitesinin arayüzünü yenilediğimizi ve yeni siteyi gezmenizi tavsiye ederim. Gündeme gelince dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 4 milyonu aştı. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 300 bine yaklaşıyor. Peki Türkiye'deki durum ne? İşte bunu Sağlık Bakanlığı açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre dün 36.187 test yapıldı. Yeni vaka sayısı 1542 oldu. Son 24 saatte 47 kişi yaşamını yitirirken 3211 kişi ise iyileşti. Toplam test sayısı 1.370.598'e, toplam vaka sayısı 138.657'ye, toplam ölümlü vaka sayısı ise 3786'ya çıktı. Entübe hasta sayısı 598, yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 1154 olarak açıklandı. Dünya üzerinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 4 milyonu aştı ve bugüne kadar 1 milyon 333 bin kişi salgından iyileşerek kurtuldu. Ancak 276 binden fazla insan da yaşamını yitirdi. Peki salgında son durum ne ve salgının ekonomideki etkilerini bunları konuşmak üzere StreamYard hattımızda Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu var. Ümit Bey hoş geldiniz. Merhaba. Ümit Bey, sanki salgında bir duraklama, yavaşlama evresine girdik gibi, üstelik bir yandan da aşı için hala erken olsa da etkin ilaçlar herhalde yavaş yavaş keşfedilmeye, bulunmaya başlandı. Medikal durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi salgının seyrine baktığımız zaman Avrupa'da özellikle olayın kontrol altına alındığını görüyoruz. Pek çok ülkede gerek vaka sayıları gerek ölüm sayıları çok düştü ve onun için normalizasyon tedbirleri de alınıyor. Bir yandan da İsveç gibi farklı yol takip etmiş ülkelerin tecrübelerinden nasıl dersler alınabilir diye inceleniyor. O bakımdan sanırım dünyadaki şu anki iyimserliğin kaynağı biraz Avrupa. Yani Doğu Asya ülkelerinden sonra Avrupa ülkelerinin de bunu kontrol altına aldığı görülüyor. Amerika'da karışık bir seyir var. Hani New York gibi çok aşırı etkilenen yerlerde olay kontrol altına alınmaya başlamakla birlikte pek çok eyalet henüz daha artış trendinde ve hatta bazıları artış trendi devam ederken kısıtlamaları biraz yavaşlatmak istiyor. Bunun muhtemelen çok hayırlı etkileri olmayacak. Bir de daha orta boy ülkelerde bayağı ciddi olumsuz vakalar görünmeye başlandı. Şu anda özellikle Brezilya ve Rusya göze çarpıyor. Her iki ülkede çok ciddi vaka sayılarında patlama diyebileceğimiz bir artış var. Brezilya'da bunun yanında ölüm sayıları da çok kötü gidiyor. Rusya sanki biraz daha geriden geliyor o bakım. Ama her iki ülkede de büyük riskler olduğu anlaşılıyor. Sanırım burada aşı tarafında çok yakında bir ilerleme beklememekle birlikte hastanelerin tecrübesi arttıkça tedavi protokolleri ilerliyor ve bu işi hani Çin ve İtalya gibi daha erken geçiren ülkelerin tecrübelerinden hem de kendi tecrübelerinden faydalanarak ülkeler daha iyi performans gösteriyorlar. Burada ülkemizin de çok bir başarısıyla öne çıktığını vurgulamak lazım. Hani belki salgın yönetiminde biraz geciktik ama hastanelerde salgının tedavisi aşamasında Türkiye'nin performansının çok yüksek olduğu anlaşılıyor. Sanırım salgın kontrol altına alındıktan sonra bununla ilgili de ilginç araştırmalar göreceğiz. Tabii Türkiye'de ilginç bir durum var. Türkiye'de değişik bir yöntem uygulanıyor. Hafta sonlarında ve tatil günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Diğer günlerde kontrollü işte 20 yaşına kadar gençler ve 65 yaşın üzerindekiler sokağa çıkmıyor. Şimdi bu haftada bugün pazar günü 65 yaşın üzerindekiler sokaktaydı. Hafta sonunda da 20 yaşına kadar gençler sokağa çıkabilecekler. Ancak bugünden itibaren Türkiye'de alışveriş merkezleri açılacak. Bu salgının yayılımını nasıl etkileyecek sizce ve bir yandan da ekonomik olarak AVM'lerin açılması ne anlama geliyor? Yani AVM'lerin açılmasını ben daha ziyade ticari bir karar olarak görüyorum ve maalesef fazla da faydası olacağını düşünmüyorum. Çünkü bugün hani içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında restoranların açık olmadığı bir formatta AVM'lerde kim ne yapacak biraz şüpheli. Hani bir yerde devletin geçmişteki yanlış ekonomi politikalarını
telafi etmek için uyguladığı bir çözüm. Hani tabii pek çok AVM yüksek krediyle yapıldı. İçerinde de yüksek kiralar ödeniyor. Bu koronavirüs krizi özellikle de bu AVM'leri vurdu ve bu işin çok da sürdürülebilir olmadığı anlaşılıyor. Hani buraya elden geldiğince hani fazla da devlet desteği verecek bir imkan olmadığı için AVM'leri açarak oradaki dükkanları bir miktar desteklemeye çalışacaklar. Ama hani bunun hani insanların hala korku seviyesinin yüksek olduğu malum. Bir de üzerine ekonomik güçlüğü de koyunca hani AVM'lerde çok büyük bir alışveriş olmasını beklemek bence yani çok büyük bir alışveriş olması büyük bir sürpriz olur. Şimdi tabii bu izolasyon önlemlerinde aslında bütün sistemi tamamen kapatmanın o kadar da şart olmadığına dair çok fazla teori dolaştı ortalıkta. Hani en önemli önlemlerin aslında çok sayıda yani yüzlerce binlerce insanın bir araya geldiği ortamları kapatmak veya yapmamak, herkesin elini yıkaması, nüfusun çoğunluğunun maske takması ve yüksek riskli olanların özel bir takım tedbirler alması, bir de vakaların mümkün olduğunca erken teşhis edilip karantinaya alınması. Bunları yaptığınız zaman aslında bütün iş yerlerini kapatmadan da gerekli yavaşlamanın %80-90'ını sağlayacağını iddia edenler var. Hani bir yerde bu İsveç örneği de biraz ona işaret ediyor. Yani tamamen okulları ve iş yerlerini kapatmadan da diğer önlemleri alarak büyük ölçüde başarı sağlanabiliyor. Hani o bakımdan ben iş yerlerinin yani daha fazla yerin açılmasını çok olumsuz görmüyorum. Ama yani buraya AVM'lerden mi başlamalıydı yoksa şehir içindeki bütün dükkanlara belli kurallar dahilinde açılma şansı getirilebilir miydi? Hani bunlar tartışılabilecek konular ama zaten dünyanın hemen hemen bütün ülkelerindeki insanlar biraz sabırları taşıyor. Yani nüfusu 2 aydan fazla evde tutmanın çok kolay olmayacağı anlaşılıyor. Onun için zaten bu kararları vermeye mecburduk. Bir ucundan başlayıp deneyeceğiz. Başarılı olan uygulamaları devam ettirip başarısız olanları değiştirerek doğruyu bulmaya çalışacağız. Salgınla birlikte tabii ki birçok sektör etkilendi ama bunların arasında herhalde hava yolları ayrıca öne çıkıyor. Çünkü dünyadaki bütün büyük hava yolları şirketlerinin arkasında çoğunlukla devletler var. Ama şu dönemde herhalde havacılık tarihinin başından bu yana böyle bir kriz görmedi havacılık sektörü. Kriz salgın bittiğinde ya da salgın bitene kadar havacılık sektörünü sizce neler bekliyor? Vallahi havacılık sektörü tabii ki çok zor durumda. Sizin de belirttiğiniz gibi şimdi önemli bir faktör insanların korkusu. Şimdi tıbbi otoriteler uçağa binebilirsiniz diye icazet verse de hani insanlar sıkış tepiş oturarak uçakta gitmeyi kabul edecek mi? Bu büyük bir soru işareti. Eğer insanlar yan yana oturmaktan çekinirse mecburen uçaklara diyelim ki 6 kişilik sıralarda 2'şer kişi falan oturarak hatta belki doluluk seviyesini %10-15'e indirerek gerekiyorsa uçakların uçması gerekecek. Bunun havayolu şirketleri açısından çok kolay olmayacağı aşikar. Hani bir yerde petrol fiyatlarının düşmesi önemli bir maliyet avantajı getiriyor ama yani yolcu sayısını %20 değil %70 azalttığımız bir senaryoda tabii uçaklarda fiyatların yükselmesi gerekecek. Bu belki 2 veya 3 katına çıkması gerekecek. Bu da hani daha az sayıda insanı zaten uçmasına imkan sağlayacak. Onun için havacılık sektöründe çok ciddi bir yeniden yapılanma olacak. Ha, bir yandan da tabii en yüksek ücretleri veren business class uçuşlarını uçan insanların bu işlerin uçmadan da yapılabileceğini görmüş olması muhtemel. Yani pek çok toplantı uzaktan yapılıyor. Yani tabii çok çok önemli işler için yine seyahat edilir ama ya şöyle bir fazla yoğun değilim, atlayayım bir okyanusu geçip New York'tan Londra'ya gideyim, orada bir hafta geçireyim diye insanların pek düşünmeyeceği aşikar. Hatta 1-2 saatlik uçuşlar bile çok düşecektir. Yani business class uçuşlar azaldığında tabii onun da önemli bir gelir etkisi olacak. Ya yani bütün sektörün
iş modelinin yeniden düzenlenebileceğini düşünebiliriz. Burada tabii hava yolları belli bir noktada stratejik sektör haline gelir. Yani bu kadar fazla uçuş belki ekonomi açısından stratejik değil ama belli destinasyonlarda sürekli uçuş olması ekonomi açısından önemli. Onun için gerek ülkeler içinde gerek milletler arası hatlarda devletlerin bunu bir miktar yani minimum uçuşu sağlayacak kadar sübvanse etmesini bekleyebiliriz. Ama o noktanın neresi olduğunu henüz görmek için erken. Gelelim Türkiye ekonomisine. Türkiye küresel ekonomik krizle birlikte yeni bir krize yuvarlandı diyebiliriz. Ama ekonomi yönetimi hala bu krizi reddetmekte ısrarcı. Diğer yandan da gelen rakamlara baktığımızda enflasyon rakamlarından işsizlik rakamlarına hepsi korkutucu seviyelerde. Geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuzda siz orta vadeli planlamaya mutlaka dönmesi gerektiğini söylemişsiniz Türkiye'nin. Türkiye'nin krizden çıkması için atması gereken diğer adımlar neler? Şimdi görünen o ki krizden çıkmak için 3 alternatif yöntem olabilir ana hatlarıyla. Birincisi sürünerek ilerlemek olarak tabir edeceğimiz, yani çok ciddi yapısal önlemler almadan ilerlemeye çalışmak. Bugün yapılan yöntem. Sürünerek ilerleme senaryosunda 2 alternatif var. Birincisi IMF'ye giderek döviz darboğazını o şekilde aşmak. Ama tabii o zaman IMF'nin dayatacağı bir takım parametreler söz konusu olacak. Artı siyaseten hükümet tabii bundan çok hoşnut olmayacak. Üçüncü senaryoda IMF programının bir benzerini iç dinamiklerle yapmaya çalışmak. Tabii orada IMF'den ciddi bir para borçlanılmayacağı için iç dinamiklerle bir program yapma senaryosunda bazı tercihlerin farklı yapılması lazım. Yani döviz darboğazını çok daha hızlı aşacak, güven verici bir takım önlemler alınması gerekecek. Ama ben üçüncü bu iç dinamiklerle kendi imkanlarımızla bir program yapma şansını da görüyorum. Şimdi bu üç senaryonun detaylarına bakarsak, birinci yani sürünerek ilerleme senaryosunda yani şu anda hükümet faizleri arttırmama konusunda kararlı görünüyor. Bir yandan da sermaye kontrolü konusunda hani biraz polisi önlemler alınsa da genel bir sermaye kontrolüne gitmeme kararlılığında görünüyor ki bence bu doğru çözüm. Çünkü sermaye kontrolüne bir kere gidildikten sonra Türkiye'nin bir daha cari açık vermesi mümkün olmaz ve bu da büyüme hızını uzun vadede ciddi düşürür. O bakımdan hani biraz aba altından sopa göstererek sermaye hareketlerini yasaklamadan azaltmaya çalışmak, bir yandan bütçeyi sıkı tutmak ile hani bu faizlerin seviyesinde ekonomiyi çok küçülterek ilerlemek mümkün olabilir. Yani nasıl ki 2018 krizinden ekonomiyi küçülterek çıktık, buradan da ekonomiyi küçülterek çıkabiliriz. Ama bu çok acılı. Yani işsizliğin çok artacağı, gelir dağılımının bozulacağı, pek çok işletmenin tehlikeye gireceği bir sistem olur. Ama sürünerek de ilerleyebilir miyiz? Yani bence ilerleyebiliriz. Yani Türkiye ekonomisinin esnekliğini ve Türk insanının fedakarlık yapma kapasitesini düşündüğümüzde bu şekilde de ilerleyebiliriz. Hani ben bunun çok yanlış bir yol olduğunu düşünüyorum ama hani olur mu? İte kaka olabilir bu. İkinci senaryo IMF'ye gitmek. Burada tabii devletin pek saydamlıktan, hani şu anki hükümetin saydamlıktan çok hoşlanmadığını biliyoruz. IMF programı yapmak demek bütün harcamaları saydam hale getirmek ve çok detaylı hesap kitap tutmak demek. O bakımdan hükümetin genel ekonomik yaklaşımını tamamen tersine çevirmesini gerektirecek bir durum bu. Yani üstelik IMF de sonuçta programın fizibilitesini garanti altına almak için bazı değişiklikler de talep edecektir. Yani en azından faizlerin çok yüksek olmasa da Türk lirasını destekleyebilecek bir seviyede tutulması, bütçenin kontrol altında olması gibi. Yani IMF senaryosu da bence çok kolay olmayacak ama en azından kısa vadedeki döviz darboğazını çözmesi açısından faydalı olabilir. Orada da tabii iki seçenek var. Yani birincisi IMF'nin sadece şu anda kriz dolayısıyla masanın üzerine koyduğu ve tüm ülkelerin faydalandığı daha genel imkanlarından faydalanmak ve bunlar için bile bir miktar saydamlığı arttırmak
gerekecek. Öbürü de IMF ile kapsamlı bir program yapmak 2001 yılında olduğu gibi. Yani bunların her ikisi de mümkün ama hani şu anda pek hükümetin buraya meyletmediğini görüyoruz. Açıkçası bir de elde kötü bir Arjantin örneği var. Yani IMF'nin ekonomi politikalarının düzeltilmesi konusunda da devletlere yeterince baskı yapamadığını da görüyoruz. Mesela Arjantin çok devasa iki tane IMF programı yaptığı halde yapısal hiçbir problemini çözemedi ve öncesinden daha da büyük bir temerrütle şu anda karşı karşıya. Yani açıkçası Türkiye'de de böyle bir endişem var. Yani IMF programını yaptıktan sonra bu işi çözdük diye bir takım alışkanlıklarımızı düzeltmezsek, yani yapısal reformlarımızı yeterince gerçekleştirmezsek IMF programı da bir çözüm olmayabilir. Zaten hani şu anda pek ufukta IMF ile bir anlaşma görünmüyor. Üçüncü senaryoda benim daha önce de belirttiğim taraftar olduğum Türkiye'nin önce istikrar sonra da kalkınma paketini kendi imkanlarıyla yapması. Hani burada da birinci öncelik tabii gerçekçilik. Yani şu anda bir kriz yoktur, her şey iyidir söyleminden hızla vazgeçmemiz lazım. Türkiye ekonomisi güçlüdür, bu krizi aşacaktır ama bazı kötü alışkanlıklarımızdan da kurtulmamız lazım. Birincisi ekonomi politikasında bir gerçekçilik hakim olması lazım. Bu da demek yani şu anda Türkiye bir serbest kur uygulamaya muhtaç. Yani serbest kur olmadan bu ekonomi modelimizi sürdürmemiz mümkün değil. Serbest kur altında, kurun kontrol altında olması için faizlerin daha yüksek bir yerde olması lazım. Ve faizlerle eğer kuru kontrol altına alabilirsek aynı zamanda bu bize devlet bütçesinde de daha çok yer verir. Yani bütçe açığını biraz arttırmak kolaylaşabilir faizlerin daha yüksek seyrettiği bir senaryoda. Bir yandan da Türkiye ekonomisinin tabii çok önemli bir yapısal dönüşüme ihtiyacı var. Hani serbest kur ortamında bizim yaptığımız hatalardan biri çok fazla dolar kredi olmasıydı. Şimdi vatandaşların dolar bazında tasarruf yapmasına izin vermek bir şey ki bence bu Türkiye açısından doğrudur. Ama şirketlerin özellikle de bu kamu destekli projelerin dolar bazında borçlanmasına izin vermek başka bir şey. Bu sakıncalı bir şeydi. Çünkü Türkiye'deki işletmelerin ödeme kapasitesi TL bazında olduğu için dolar bazında borçlanmaları Türk bankalarından bile olsa aslında sakıncalı. Yani bizim sistemimizde 200 milyar dolar dolar mevduat olması çok kötü bir şey değil ama 150 milyar dolar dolar kredi olması sakıncalı bir şey. Hani bunun belki 50 milyar falan seviyesine yani sadece ihracat kredileri seviyesine inmesi gerekirdi. Ve başta kamu destekli projeler olmak üzere aslında gelirleri dolar olmayan hiçbir projenin dolarla borçlanmaması lazım. Daha sonra çok yüksek borçlanmanın hakim olduğu ve bazı yapısal sorunların olduğu sektörlerin çözülmesi lazım. İşte gayrimenkul ve enerji bunlardan ikisi. Yani burada bir gerek kamu gerek özel sektörü kapsayan çok geniş bir rehabilitasyon programı yapmamız lazım. Ve bir yandan ekonomiyi rekabete açarken bir yandan da eskiden kalan bir nevi zombi şirketlerin diğer şirketlerin önünü kapamasına mani olmamız lazım. Bir de işin bu tarafı var. Yani özetlersek gerçekçi faiz, gerçekçi kur politikası bütçede daha fazla saydamlık ve bütün hani gerek özel sektör şirketlerini içeren sağlam bir rehabilitasyon politikasıyla güvenilir bir söylemle bir iç dinamiklere dayalı bir programda yapılabilir. Yani üçüncü seçenek de bu. Yani de daha önce de söylediğim gibi benim gönlüm de her zaman üçten yana olmuştur. Ama bugün içinde bulunduğumuz zor koşullarda IMF'ye gitmek de eleştirilecek bir karar olmazdı. Ama biz şu an şimdilik hani birinci senaryo yani hani sürünerek ilerleme senaryosunda devam edeceğiz gibi gözüküyor. Gale Portföy Genel Müdürü Ümit Kuncuoğlu çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Başka bir yayında görüşmek üzere.